Efendim merhaba, kariyer rehberine hoş geldiniz. Bugün ciddi ve önemli bir konumuz var, Türk Ticaret Kanunu. 15 dakikamız var, çok değerli bir konuğum var, Profesör Doktor Ünal Tekinalp. Adalet Bakanlığı tarafından Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı olarak görevlendirildi. Uzun süredir zaten bu değişikliği mimarı olarak çalışıyor. Umarım nihayetine erecek ama sizin bir titrinizi daha hemen söylemem lazım. Avrupa Akademiler Birliği Fikri Mülkiyet Yönetim Komitesi üyesisiniz. Evet. İnşallah günün birinde onu da tartışırız bu programda. O da enteresan bir konu. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi ben bu kısa zamanımızda Türk Ticaret Kanunu'nun KOBİ'ler açısından ne ifade edeceğini sorarak işi birazcık daraltayım istiyorum. Evet. Eğer sizin de izniniz olursa. Evet. Ama önce ilk sorum, Ocak ayında kanun çıkacak mı? Şimdi partiler arasında 3 temel kanunun tasarının kanunlaştırılması konusunda bir uzlaşma var. Ben geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü bu iş için Ankara'daydım. Benden önce Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda uzlaşma sağlanmıştı. Perşembe günü de Ticaret Kanunu üzerinde uzlaşma sağlandı. Cuma günü bu uzlaşmada son hazırlıklar bitirildi. Fakat bu arada bizim dışımızda bir gelişme oldu. O da BDP bazı taleplerde bulundu. Türk Ticaret Kanunu ve diğer temel kanunlar dışında hazineden yardım alınması ve aynı zamanda seçim barajının düşürülmesiyle ilgili. Bu ortaya bir sorun olarak çıkmıştır. Bu tabii işin siyasi tarafı tamamıyla benim dışında, bilgim de dışında. Bu konuda herhangi bir yorumlamada bulunabilmek imkanına sahip değilim. Bunun etkisi ne olabilir onu bilmiyorum ama bu eğer bir etki yapmayacak olursa veya bir uzlaşma sağlanacak olursa Ocak ayın 10'unda başlayıp 20'sine kadar bu 3 kanun tasarısı da kanunlaşacaktır. Uzlaşma kanunlaştırma yöntemiyle ilgilidir. Yani nasıl değişiklik önergesi verilir, evet, verilmez mi? Konuşmalar nasıl cereyan edecektir? Bununla ilgili bir disiplin anlaşmasıdır. Peki biz eğer siyasi tarafı bir kenara bırakacak olursak KOBİ'ler açısından ya Türkiye açısından aslında çok değişik önemli yenilikler getirdiğini söyleyebiliriz bu yeni kanunun, çıkacak olan evet, kanunun. Bunlardan bir tanesi tek kişilik aslında şirketler kurulabilecek. Evet. Bunun önemi nedir? Kısaca söyleyebilir Şimdi, misiniz? Şimdi tek kişilik ortaklıklar tasarıya göre ya tek pay sahipli anonim ortaklık veya tek ortaklı limited ortaklık şeklinde olur. Bu esasında bizim tasarımıza özgü bir yenilik değildir. 1986 yılından beri Avrupa topluluğunun kabul ettiği bir mecburiyettir. Aslında biz bir mecburiyete uyum sağlamak zorundayız, evet, aslında. Ve Avrupa Birliği de bunu şunun için yapıyor. İki önemli sebebi var. Bu sebeplerden birinci bloğunu bu şirkete duyulan, tek kişilik şirkete duyulan ihtiyaçtır. Mesela ekonominin canlanması için herhalde, ama değil mi? Bir de şu var. Bir de şu var. Siz TÜBİTAK'ın veya İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yazılım şirketi kurmak istediğini düşünün. Bunun Türkiye'de bugün kurulması imkanı yok. Çünkü bu kamu bilgilerini ve kamu parasını kullanacaktır. Evet. Ve laboratuvarlarının imkanını kullanacaktır. Bunun yanına 5 tane ortak bulabilmek imkanı ya yoktur veyahut da bu yapay bir imkandır. Doğru. Halbuki teknik üniversite bunu tek başına kurabilmelidir. Kurabilir. Avrupa'da olduğu gibi. Bu bir. İkincisi bir vakıf. Bir şirket kuracak. Örnek dünyaca meşhur Thyssen çelik şirketi, evet, bir vakfa aittir ve bir ortağı vardır. Veya en iyi halka açılma metodudur bu. Örnek vereyim. Ben tek kişilik bir şirket kuruyorum. Sermayeyi taahhüt edeceğim sırada diyorum ki ben sermayeyi taahhüt edeyim. Fakat
Bu parayı bana ödettirmeyin. Bana imkan verin. Ben kuruluş anından itibaren bir ay içinde halka açılayım. Açılabilirim. Tek kişilik şirketler bunu yapabilecekler ama mi? Ama dinleyin. Ve ben halka hisse senedi satayım. Sattığım hisse senedini de şirketin sermayesi olarak getirip bankaya yatırayım. Dikkat edin, kuruluş sırasında hiçbir güçlüğe uğramadan halka açık bir kuruluş gerçekleştiriliyor. Evet. Bunun gibi birçok yerde ihtiyaç var. Yabancı sermaye bakımından da yabancı sermaye gelip bir yabancı ülkede partner alamak mecburiyetinde kendini hissetmeyince daha kolaylıkla o ülkeye geliyor. Anladım. Onun için bugün artık ortaklık kavramı ve tanımındaki kişi birliği yerini veya önemini terk etmiş, onun yerinde organizasyon geçmiştir. Bir de denetlenmesi açısından sanıyorum çok tabii önemli bir yenilik getiriyor. Şimdi Avrupa'nın bunu yapmasının ikinci sebebi şu: bunlar küçük şirketler de olsa ben bunları denetlemeliyim. Doğru. Anonim ve limite şirket olunca hem muhasebe standardı getiririm hem de bunu denetlerim. Denetleyince ekonominin temel taşları, altyapısı sağlam olur ve şeffaf olur. Evet. Bu diyor. Herhalde Türkiye için aslında bir de böyle merdiven altı diyemeyeceğim. Aslında çok entelektüel seviyesi yüksek olup ama hiçbir şekilde vergilendirilemeyen bir de üretim, fikir üretimi var. Sanıyorum bu tür bir yapıyla buna da çok büyük imkan açacaktır. Size bir örnek vereyim. Mesela birçok hastanede, üniversitede, kamu kurumunda söz konusu olan döner sermaye. Bugün hangi sistemle çalışıyor bilinmiyor. Bir rivayete göre 1800'lerden kalma bir kanunla çalışıyor. Ama bugün devlet içinde her döner sermaye işletecek kurumun bir tek kişilik şirket kurması. O kurum, şirketin tek ortağı ve şirkette döner sermayenin kendisi. Bu çok enteresan bulunmuş bir fikirdir ve üzerinde çalışılmaktadır. Umarım gerçekleşecek. Efendim ben yine çok merak ettiğim bir başka konuyu, belki bir başka şeye atlamış olacağız ama KOBİ'ler tarafından önemsenmesi icap eden web siteleri, bugüne kadar yalnızca bir kartvizit gibi duran ya da hiç olmayan, önemsenmeyen bir başka alan ama bir zorunluluk geliyor ve büyük şirketler zaten yapıyorlar. Onlar için bu soruyu sormama gerek yok ama küçükler, belki mikro ve KOBİ'ler nasıl böyle, yani neyle karşılaşacaklar? Onları evet korkutan bir şey var şimdi mı? Şimdi KOBİ iki türlü olabilir. Bir, KOBİ bir sermaye şirketi olabilir. Yani KOBİ küçük veya orta ölçeklidir. Evet. Küçük ve veya orta ölçekli olduğu için KOBİ'dir. Ama sermaye şirketi olduğu için de ya anonim veya limited şirkettir. Böyle KOBİ'lerin denetlenmesi mümkün. İkinci olarak da böyle şirketler web sitesi açmaya ve gerekli içerikleri koymaya zorunlu. Oraya koymaya mecburlar. Neler bu içerikler? Bu içerikler mesela genel kurulların toplantıya çağrılması. Mesela yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun oraya konulması ama 3 yıl bunlar kalacak. Bilanço, kar zarar hesabı. Tüm finansalları yani aslında. Yani bütün finansal tablolar, nakit akım tablosu, öz varlıktaki değişimler tablosu. Şeffaf buraya girecektir. Olacak yani aslında her evet şey. Ve buraya sınırsız ve engelsiz ulaşım imkanı var. Sağ olun. Ve oradaki doğrunun doğru bilgi olduğu da zaten kanunlar itibariyle sağlanıyor. Peki denetçi mi? Yani nasıl bir denetim mekanizması olacak? Denetim, bağımsız denetim dediğimiz, şirketin dışında doğrudan doğruya uzman denetçi dediğimiz kimseler tarafından bu öğrenimi görmüş. Peki bunlar uluslararası denetçi firmaları gibi büyük firmalar mı yoksa? Hayır. Daha ufak birimlerde. Şimdi bizde tek kişilik bağımsız denetçi de olabilir. Yani yeminli mali müşavir
serbest muhasebeci mali müşavir. Ama bizim hukuk politikamız bu tek kişilerin küçük şirketler halinde birleşmeleridir. Aynen dışarıda olduğu gibi bizde de LLP dediğimiz, yani Limited Liability Partnership dediğimiz sınırlı sorumlu meslek şirketlerinin gelmesi. Bu bizim amacımızdır. Anladım. Eğer Türkiye bunu başaramazsa aksi halde Avrupa Birliği'nin pazarı haline düşer denetlemede. Çünkü Avrupa Birliği bize diyebilir ki sen denetlemeyi yapamıyorsun. Sen mesleklerin serbest dolaşımından bu alanı bana aç. Bizim için en önemli tehlike budur. Biz bütün kazanlarımızı kızdırıp bu denetimi yapabilecek durumda seviyeye olmalıyız. Gelmek. Bunun için bir 3-4 senemiz var. Efendim siz şimdi birkaç dakikamızın kaldığını öğreniyorum. Bana şunu söyleyebilir misiniz? O kadar korkuttu ki piyasayı Türk Ticaret Kanunu. Yani özellikle küçükleri galiba. Korkulacak bir şey var mı? Hayır. Denetlenmek korkulmaya gerektirir bu, mi? Bu esasında esasında bir disiplin getiriyor. Ama bu bir iki istisna dışında cezaya bağlı bir disiplin değil. Hangileridir ceza? Efendim? Yani cezaya bağlı yani, olanlar? Cezalardan bir tanesi, onu söyleyeyim. Bugün pay sahipleri şirketi kasası gibi kullanabilir. Evet. Yani ondan borç alabilir. Bu borç alma imkanı artık bugün olmayacak. Ortadan kalkmaktadır. Çünkü borç alan kimseler aldıkları borç parayla sermayeyi artırmaktadırlar. Bu sermaye esas da yoktur. Ve bu gerçeği görmek mecburiyetindeyiz. Bu sadece bir borç ilişkisi değil. Bu doğrudan doğruya bizim bastığımız zeminin oynaması demektir. Anlamına geliyor. Onun için bu herhalde biraz patron korkusu oldu. Hani artık eski köye yeni adet geliyor gibi ama evet. Öğrenildikçe bu da aşılacak. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Bu tipten bir şeyi şahıs şirketinde yapabilirler. Bir kolektif komandit şirkette bunu yapmalarına bir engel yoktur. Ama bir anonim şirket, bu şirketler kamuya hesap vermek mecburiyetinde olan şirket tipleridir. KOBİ'lerle ilgili size şunu da söyleyeyim. Bu küçük şirket meselesi her şeyden istisna edilmesi diye gerekli kılmıyor. Avrupa topluluğu ve International Financial Reporting standartları çıkaran uluslararası kurum çok kısa bir süre önce KOBİ'ler için bir standart yayınladı. Nedir muhasebe o? Standardı. İki ay önce. Bu Türkiye muhasebe standartları tarafından Türkçe'ye çevrildi. Ve biz bunu benim son gittiğim uyum toplantısında kanuna koyduk. Bu tek bir standarttır. Ama 38 bölümden meydana gelmektedir ve basitleştirilmiştir. Anladım. Demek ki bütün Avrupa Birliği bugün KOBİ'leri, küçük ve orta ölçekli şirketleri hem muhasebe standartlarıyla donatmakta, onlara uymalarını istemekte hem de denetlemektedir. Evet. Öyleyse biz küçük şirketiz demek artık sermaye mümkün. Şirketi isen artık geçerli değildir. Bunu ticaret kanunu yapmazsa başka bir kanun yapmak mecburiyetinde. Efendim ne yazık ki üzülerek sonlandırmak zorundayım ama şu notla sonlandırmak istiyorum. Sizin çok yeni bir kitabınız var. Hemen buradan onu da ifade edelim değil mi? Tek kişilik şirketlerle ilgili. Evet, yeni çıktı. Çıkmış bir kitabınız var. Evet. Kitabınızın ismi tam olarak nedir? Şimdi iki ciltlik bir kitaptır. İki ciltlik bir kitap. Kitabın genel ismi Tek Ortaklı Ortaklıktır. Tek Ortaklı Ortaklıktır. Peki bunu da duyurusunu yapalım. Birinci cilt. Tek pay sahipli anonim ortaklıktır. Anlaşılan şu ki bu konunun devamı gelmek zorunda. Çok evet. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür ederim. Bilgiler için. Umarım faydalı olmuştur bizi izleyenler adına söylüyorum. İnşallah kanun çıksın daha geniş konuşalım. İnşallah. Peki. Efendim kariyer rehberine burada noktayı koymak durumundayız. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.